Tekrar merhaba arkadaşlar. Konuları aslında temelden alıyorduk. Yani arıcılıkla ilgili konuları temelden alıyorduk ama bir kereliğe mahsus olmak üzere ileri bir konuya atlayalım. Çünkü sezon itibariyle çok fazla yavru çürüklüğü var. Yani hastalıklar konusuna atlayalım. Oraya tekrar geri döneceğiz. Yani araya bir yama yapmış olalım. Neden? Neden böyle bir ihtiyaç oldu? Çünkü forumlarda o kadar çok soru geliyor ve gördüğüm kadarıyla o kadar çok büyük bir sıkıntı var ki bu konuda. Buna artık video çekmek gerekiyordu. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Yavru çürüklüğüne kesinlikle ve kesinlikle antibiyotik kullanılmaz. Bunun sebeplerini anlatayım. Yavru çürüklüğü dediğimiz konu bir bakteri hastalığıdır. Şimdi normalde bakterilere antibiyotik kullanılır, evet. Ama şimdi ama hastalığı tanımak lazım. Yani artık antibiyotik işe yaramıyor. Çünkü neden? Biz yaptık bunu. Bizler yüzünden oldu. Şimdi Amerikan yavru çürüklüğüne zaten antibiyotik işlemiyor. Bağışıklı hale geldi. Yani toprakta 50 yıl yaşayan bir canlı, bir bakteri türü. Ciddi şekilde sıkıntılı bir ortam. Neden? Çünkü bununla baş etmenin yöntemi yok. Yani adam dayıyor antibiyotiği. Ya nereden öğrendiniz nöteremisini, streptomisini falan? Doktorların ilaçla yazdığı reçeteleri siz nasıl arılar için kullanıyorsunuz? Bir kere nasıl tedarik ediyorsunuz? Adam streptomisin diye yazmış. Ya arkadaşım, bunları sen kullanamazsın. Verem ilacında, verem tedavisinde kullanılan şeyi sen arıda kullanamazsın. Anlatabildim mi? Şimdi neyse, hastalıklara dönelim. Şimdi Amerika yavru çürüklüğü iki çeşittir. Amerikan yavru çürüklüğü, Avrupa yavru çürüklüğü. Bunların ikisi de bakteri kaynaklıdır. Şimdi Amerikan yavru çürüklüğünü yapacak hiçbir şeyiniz yok. Amerikan yavru çürüklüğünü tespit ettiğiniz anda kovanın imhası gerekir. Yani kovan derken içindekinin imhası gerekir. Sonra kovanı da ekstradan temizlemek gerekir. Yapacağınız hiçbir şey yok. Antibiyotik mi veriyorsunuz? Hastalığı daha da bağışıklı hale getiriyorsunuz. Daha da güçlü hale getiriyorsunuz. Çünkü siz antibiyotik verdikçe o hayvan onu tanıyor. Antibiyotikler işe yaramıyor. Şimdi Amerikan yavru çürüklüğünü koyduk kenara. Avrupa yavru çürüklüğüne gelelim. Şimdi arkadaşlar, Avrupa yavru çürüklüğünde antibiyotik kullanırsanız işe yaramaz diyemeyiz. İşe yarayabilir ama vatanı millete ihanet edersiniz. Neden? Çünkü siz burada antibiyotik vereceksiniz. Bir arıda o yani arının üstündeki şeylerde, bakterilerde bir parça bağışıklık olacak. O gidecek arı başka bir yerde başka bir hastalık, o hastalığı bulaştıracak. Bulaştığı yerde adam antibiyotik kullanacak. O kullandığı antibiyotik yine daha da bağışıklı hale gelecek. Bir başkasına bulaşacak. Böyle 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 bu hastalık artık tedavi edilemez hale geliyor. Ayrıca verdiğiniz antibiyotikler insanda da işe yaramaz hale geliyor. Bizdeki mikroplar da bağışıklı hale geliyor. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Dedi ki Amerikan yavru çürüklüğüne hiçbir şey yapamazsınız. Avrupa yavru çürüklüğüne ne yapmak gerekiyor? Bakın, yapacağınız şeyi size söyleyeyim. Ben Allah'ın izniyle bu sene 3 tane kovanım doldu. 3'ünü de kurtardım. Burada bir kovanınız var. Bunu alıyorsunuz, kenara kaldırıyorsunuz. Şimdi çıkan arılar aynı yere girecek ya. Hani tarlacılar. Hemen buraya aynı yerine temiz bir tane kovan koyuyorsunuz. Bakın, çok basit. Temiz kovan koyuyorsunuz. Burada kaç çıtalık arı var? Bakın. Mesela 6 tane 6 çıtada arımız var. Sıkıştırsam 4 çıta mı yapar? 4 çıta buraya petek koyuyorum. Kabarmış temiz petek. Bu kovanın hiçbir şey kullanmayacağız. Yeni kovan temiz. Yani başka bir yerden aldım temiz kabarmış veya başka arıdan aldım temiz kabarmış petek. Bu ballı olursa süper olur. Çok daha güzel olur. Koydum. Sadece arısını taşıyorum. Arıyı aldım, sirkeledim. Ondan sonra bölme tahtasıyla sıkıştırıyorum. Şerbetini veriyorum. Mümkünse çok iyi olur. Polen kek yapıp üstüne veriyorum ve bitiyor. Arkadaşlar, başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu kovanı hiçbir şey buraya şey yapmıyorsunuz, vermiyorsunuz. Bu ilaçları nereden öğrendiniz? Antibiyotik falan kullanmıyorsunuz. Yok böyle bir şey. Allah'ın izniyle bu arı kendini tedavi eder. Çünkü arı, bir de başka bir şey söyleyeyim. Yani antibiyotiğin saçma olmasının sebebi nedir biliyor musunuz? Başka bir şey söyleyeceğim şimdi. Şimdi bu yavru çürüklüğü adı üstünde yavruları etki ediyor. Larvalara ve pupalara etki ediyor. Anlatabildim mi? Şimdi yavru çürüklüğü olduğu için siz ergin arıyı tedavi etmeye çalışıyorsunuz. Ya antibiyotik ergin arıya tedavi ediyor. Ama bu bakteri şeyde yavruları çürütüyor. Neden petekler atmak zorundayız? Onu da ifade edeyim. Çünkü pupalar çıkarken, yani büyüyünce dışkılarıyla oraya bakteriyi atıyor. Arılar onu alıp onu dışarı atsa bile petek gözlerinde o bakteriler kalıyor. O yüzden daha sonra hastalık
şey yapılabiliyor. O yüzden bu hastalığı gördüğünüz zaman baktınız uzadı. Hastalığı gördüğünüz takdirde hemen şey yapın. Aynı dediğim yöntemi yapın. O kovanları, o petekleri imha edin. Eritiyor musunuz, ne yapıyorsunuz bilmiyorum, gömüyor musunuz? İmha edin. Yeni kovanlar, dediğim gibi yeni kovan, o hastalık Allah'ın izniyle %70, %80 kaybolacaktır. Şimdi bir şey daha söyleyeyim, nasıl ayırt edeceğiz? Amerikan yavru çürüklüğünde genelde kapalı gözlerde hastalık olur. Onu da söyleyelim, sonra videoya son verelim. Kapalı gözlerde şey olur, hastalık sirayet eder. Avrupa yavru çürüklüğünde daha çok açık gözlerde olur ve C şeklinde, yani larvaların hani C şeklinde ölümleri olur ya, C şeklinde ölümler oluyor. Amerikan yavru çürüklüğüne çektiği zaman genellikle işte 2,5 santimden 10 santime kadar uzamalar olur. Avrupa yavru çürüklüğünde çok az uzama olabilir. Böyle birkaç santimlik uzama olabilir. Çok uzuyorsa Amerikan yavru çürüklüğü olduğuna şey yapabilirsiniz. Düşünebilirsiniz. Bir de Amerikan yavru çürüklüğünde dik vaziyette, yani tepesi şeye gelecek şekilde, yuvanın üst tarafına gelecek şekilde ölümler olur. Dili dışarıda gibi olur. Avrupa yavru çürüklüğünde ise genelde ölümler alt tabanda olur, oraya çöker arı, orada şey yapar. Ve bu koku ikisinde de olabilir. Anlatabildim mi? Yani kokuyor, hangisi diye düşünmeyin. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Lütfen antibiyotik kullanmayan, dediğim şekilde yapın. Avrupa çürüklüğüne inşallah silersiniz. Olay bu. Teşekkür ederim.